Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar Severodonetsk kentinde yoğunlaştı. Binlerce sivil kentte mahsur durumda. Acil ihtiyaçlar tükenme noktasına geldi. Sivillerin tahliyesi için insani koridor açılmaya çalışılıyor. Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk'te binlerce sivil mahsur kaldı. Birleşmiş Milletler'den mahsur kalan sivillerin temel ihtiyaç malzemelerinin tükenmekte olduğu uyarısı geldi. Kentte yeterince su ve temizlik malzemesi olmayışı da endişe yaratıyor. Kentte yaklaşık 12 bin sivilin bulunduğu belirtiliyor. 40'ı çocuk, 500'den fazla sivil, azot kimya fabrikasına sığınmış durumda. Rusya sığınaklarda Ukraynalı savaşçıların da olduğunu iddia ediyor. Kentte kalanları, kuzeyde kontrol ettiği bölgelere getirmek isteyen Rusya, Ukrayna'yı sivilleri kalkan olarak kullanmakla suçluyor. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle sivillere ulaşmak hayli zor. Çarşamba günü 12 saatliğine açılacağı açıklanan insani koridorda açılamadı. Gelen açıklamalara göre şu ana kadar bu konuda bir adım atılmadı. Moskova bu konuda da Ukrayna'yı suçluyor. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yer alan Severodonetsk'in yaklaşık %80'i Rusya'nın kontrolünde. Kent, Luhansk bölgesinin doğusunun tam kontrolü için kilit şehir konumunda.